Olayın bir yönü. İkinci bir yönü cemaat denen yapı, FETÖ deyin isterseniz, ne derseniz deyin. Bu yapı Türkiye'de yemiş olduğu bütün darbelere rağmen hala varlığını sürdürüyor. Özellikle yurt dışında sürdürüyor. Dün mesela Fethullah Gülen artık periskop yayınlarına da başladı. Propagandalarını da yapabiliyorlar. Ne kadar engelleyebiliyor devlet bunu bilmiyorum ama böyle bir yapı varlığını sürdürüyor ve bu yapının hala devlet içerisinde belli ölçülerde etkisi olabileceği söyleniyor. Bu olabileceği iddiası tabii ki yeni operasyonların zeminini yaratmak için olabilir ama diğer yandan da bu yapının daha 1970'li yılların başından itibaren devletin içine sızma perspektifiyle bir istihbarat örgütü gibi çalışmış olduğu düşünülürse hiç de yaban atılacak bir şey değil. Lazım. Türkiye başından itibaren, krizin başından itibaren Katar'ın yanında aktif bir şekilde yer alıyor. Daha henüz krizin birinci haftasındayız ama bu kriz derinleşebilir, çok daha çetrefilli hale gelebilir, çok daha kızışabilir. İşte bu kızışmayı ile beraber kendi alanlarında ayrı ayrı güçlere sahip olan bu yeni dizayncılar Türkiye'de bir şeylere girişebilirler. Bunu askeri darbe olarak yaparlar mı bilmiyorum. Ancak Fethullah Gülen cemaatinin geride kalan unsurlarının da Katar kriziyle beraber bayağı bir iştahlarını kabardığını pekala düşünebiliriz.